Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda cilt hastalıklarından bahsedeceğiz. Ve kıymetli hocamız uzman doktor Hatice Deniz Yardımcı bizlerle birlikte olacaklar. Dermatoloji uzmanımız. Kış aylarında cildimize nasıl dikkat etmeliyiz? Nasıl bakım yapmalıyız? Ve bununla birlikte botokstan, dolgudan, cilt kırışıklıklarından, sivilceden, tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Merak ettiğimiz tüm sorularımızı Deniz hocamıza soracağız. Öncelikle tabii ve şu anda kış aylarındayız. Cildimize nasıl bakmalıyız? Nasıl korumalıyız? Soğuk havalarda nasıl koruyucular kullanmalıyız? Deniz hocamıza soralım ilk sorumuzu. Şimdi hava şartları nedeniyle tabii ki cildimiz çok yıpranıyor. En dıştaki tabaka olduğu için en çok etkilenen hava şartlarından cildimiz oluyor. Dolayısıyla yaz ve kış fark ettiği zaman kışın özellikle ciltte kuruma oluyor. Havalarda soğuk gidince o kurumaların daha da artmasına neden oluyor. Bazen işte sık banyolar sonrası da o kurumalar artabiliyor. Dolayısıyla mutlaka nemlendirilmesi gerekir kışın cildimizin. Evet. Cildimize uygun bir nemlendiriciyle, eğer yağlıysa cildimiz daha yağsız bir nemlendirici, yağsızsa da tam tersine yağlı bir nemlendiriciyle cildin bakımının yapılması lazım. Ama tabii ki en önce gelen cilt temizliğinin yapılması. Cilt temizliği yine cildimize uygun bir temizleyiciyle temizlendikten sonra nemlendiricinin sürünmesi ve sonrasında da yine de kış mevsimi de olsa güneş koruyucuları ihmal etmeden kullanılmasıyla oluyor. Güneş koruyucu kışında mı kullanmalıyız? Tabii yaz kış kullanmak gerekiyor. Çünkü artık bu atmosferdeki hasarlardan sonra cildimiz için zararlı olan ışınlar her mevsim bize ulaşıyor. Evet. Özellikle yıpranmaya yatkın, lekelenmeye yatkın ciltlerde kullanılmadığı zaman problemler oluşuyor. Onun haricinde de eğer yüzümüze bir uygulama yaptırdıysak mutlaka güneş koruyucusunu çok düzgün kullanmak lazım. Çünkü kullanmadığımız zaman tam tersine pozitif bir sonuç alacaksak negatif bir sonuca sebep olabiliyor. Ve hocam tabii belki birçok izleyicimizin en büyük sıkıntılarından birisidir akne. Evet. Ergenlik dönemleri olsun, ergenlik dönemini geçen kişilerde olsun. Ki bunlardan birisi de ergenlikte belki sivilceden bu kadar çok fazla çıkmadı ama belli bir yaştan sonra, belli bir zamandan sonra dönem akne haliyle oluyor. Peki akne nedir? Neden oluşur? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ya şimdi akne normalde hormonların aktifliğinin artmasıyla ergenlik döneminde yağ bezlerinden salgılanan sebum miktarının artmasıyla oluşuyor. Bu herkeste görülen bir şey ama bazı kişilerde daha fazla sebum salınımı olunca akne dediğimiz işte komedonlar, papüller, siyah noktalar oluşuyor. Bazılarında kiste kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tabii ki ergenlik yaşları da gençler için fiziki görüntünün çok önemli olduğu yaşlar. Rahatsız oluyor gençlerimiz. Onlar da tedaviye başlıyoruz. Şimdi bunda ağızdan tedaviler de olabiliyor aknede, sürme tedaviler de olabiliyor. Gıdalarını beslenmeyi ayarlıyoruz. İşte yağlı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Onun haricinde, ilaç haricinde de peeling, dermapen, biraz önce bahsettiğimiz Scarlet gibi uygulamalar da yapabiliyoruz. Evet. En son uygulama Scarlet uygulaması. Tabii ki. Yani o akneler durduktan sonra kalan izlere yapacağımız bir uygulama. Ve Scarlet uygulaması cilt üzerindeki lekeleri de yok tabii ediyor dediniz. Hem lekeleri azaltıyor, hem izleri yok ediyor tabii dediniz. Tabii. Yani hem cildimizin canlanmasını sağlıyor, izleri azaltıyor, lekeleri azaltıyor, o çukurları düzeltiliyor. Cildin daha düz bir satı haline gelmesini sağlıyor. Yani Scarlet ile birlikte bebeksi bir cildimiz oluyor. Aynen, aynen. Yani birkaç yıl önceki halimize dönmüş oluyoruz. Öyle düşünmek lazım. O zaman Scarlet'ten hizmet alan grup şanslı grup diyebilir miyiz? Tabii ki. Kesinlikle. Evet. Bununla birlikte tabii akne tedavisi dedik. Bazı dönemlerde ilaç tedavisi uygulanıyor dedik. Tabii. Gıdalarımıza dikkat edeceğiz. Peki burada suyun da önemi var mı hocam? Tabii. Yani cildin nemini sağlamak için bol miktarda su tüketmemiz lazım. Ama ne kadar su tüketirsek tüketelim,
dıştan da nemlendiriciyle takviye yapmak lazım. Yani tek başına su içerek kuruluğu gideremezsiniz. Evet. Tabii ki kuruluğu azaltırsınız ama mutlaka cildin dışarıdan da nemlenmeye ihtiyacı var. Ve hijyen çok önemli, tabii temizlik ki. Çok önemli, aynen. Cilt temizliğimizi yapacağız. Ve peki bir günlük bir öneri alacak olsak sizden hocam. Yani bir günde günümüzü, cildimizi nasıl koruyacağız? Sabah kalktık. Şimdi sabah kalktık, cildimize uygun evet. bir temizleme ürünüyle cildimizi temizleyeceğiz. Arkasından eğer bir cilt problemimiz varsa onlar için olan ürünleri kullanabiliriz. Onların üzerine nemlendiriciyi sürüyoruz. Onun üzerine de güneş koruyucuyu sürüyoruz. Bunların haricinde de eğer istersek onlarından sonra fondöten tarzı ürünler kullanabiliriz. Yani biz şimdi fondöteni çok önermiyoruz ama sonuçta hani makyajda bir baz oluşturmak için yine biraz önce söylediğim gibi yağlı ciltlere yağsız, daha diğer ciltler daha her cilt için olan ürünü kullanabilir. O tarzda ürünleri kullanarak cildimizin bakımını yapabiliriz. Akşam da mutlaka döndüğümüzde eve geldiğimiz zaman makyajları temizlemek gerekli, makyajın ciltte kalmaması gerekli. Sonrasında da gece için olan bakım ürünlerini kullanabiliriz. Bunlar da hani gençlerde nemlendirici tarzında olur, yaşlar biraz daha ilerledikçe anti-aging tarzında evet. bakım ürünleri, serumlar olabilir. Peki cilt tipi dediniz hocam, hı-hı. yağlı cilt tip dediniz. Evet. Peki biraz da cilt tiplerinden bahsedecek olsak, kaç tip cilt tipi var? Yani kuru cilt olabiliyor, evet. kuru ve hassas cilt olabiliyor. Kuru hassas ciltler daha böyle kaşıntılı, en ufak bir hava değişikliğine fazla cevap veren, kılcal damarlar bazen yoğun olabiliyor. O tarz ciltler. Onun dışında karma olan sadece yüzün şu orta bölgesinin yağlı olduğu, diğer yerlerinin kuru olduğu ciltler var. Bir de gerçekten yağ salgısının çok olduğu yağlı kalın ciltler var. Tabii. Onlar da hep onlara uygun ürünleri kullanmak gerekli. Peki burada şanslı grup hangisi oluyor? Karma grubu ya, evet tabii ki daha az problemli olan grup. Bir de şöyle bir durum var. Kuru ciltler her zaman daha önce kırışır. Evet. Yağlı ciltler daha geç kırışır. Yani hassasiyet açısından ve bakım açısından öyle bir fark olur. Evet. Kırışıklık demişken hocam tabii yaş geziyor. Gençleşmiyoruz haliyle. Peki kırışıklıktan bahsedecek olursak hocam, neden cilt kırışıyor? Cildin altındaki destek dokusunda ve kolajen elastik liflerde kayıp olduğu için cildimiz kırışıyor. Giderek ciltte yağ dokusunu oluşturan bölgelerde azalma oluyor. Mesela şu kısımlarda ve şu diğer alttaki. Dolayısıyla da yüzümüz normalde yukarıya doğru bakan bir üçgen şeklindeyken yıllar içerisinde bu üçgen aşağıya bakan üçgen şekline dönüyor. Ve sarkmalar oluşuyor ciltte. O kolajen liflerin ve elastik liflerin kaybına bağlı. Ve tabii kırışıklıklar olduğu zaman da hemen koşa koşa ister istemez dermatologlara koşuyoruz. Tabii ki. Ne yapacağız? Ya şimdi kırışıklığın durumuna göre bizim burada da yaptığımız botoks dolgu uygulamalarımız var. Peelingler yapılabilir leke ve ince kırışıklıklar için. Onların haricinde mezoterapiler, yine kanımızı alarak yaptığımız PRP uygulamaları olabilir. Bunlar hepsi hastanın ihtiyacına göre belirleniyor. Bazı hastalar mesela ben dışarıdan herhangi bir madde istemiyorum diyor. O zaman PRP'ye yönlendiriyoruz hastamızı. Eğer dolgu ve botoks ihtiyacı varsa o konuda yönlendiriyoruz. Derin kırışıklıkların açılması için onlardan faydalanıyoruz. Bu şekilde. Derin kırışıklıklar için botoks ve dolgu mu öneriyorsunuz? Şimdi botoks ve dolgu derin kırışıklıklarda kullanabiliriz. Evet. Onların haricinde de Scarlett cihazını kullanabiliriz. Evet. Derin kırışıklıklarda. Ve ihtiyacı zaten şeyde botoks ve dolgu uygulamasından önce Scarlett'i öneriyoruz. Scarlett'i kullanımını çünkü bu botoks ve dolgunun kullanımını azaltıyor. İhtiyacımızı azaltıyor. Belki de hiç kullanmamıza gerek olmayacak hale getiriyor. Sarkıkları düzelttiği, ince kırışıklıkları azalttığı, kaybettiği, derin kırışıklıkları da hafiflettiği için.
O zaman şöyle diyebilir miyiz Deniz Hocam? Scarlett cihazı mucizevi bir cihaz. Evet. Çünkü derin kırışıklıkları dahi azaltıyor. Bazen ihtiyaçsız hale bile getirebiliyor. Yani burada botoks ve dolgaya ihtiyaç duymaksızın. Evet. Ya da onu minimale çeviriyor. Evet. Ve süresi de çok uzun dediniz. Evet. 2 yıllık bir süreç veriyorsunuz. Evet, evet. 1,5-2 yıl civarında sürüyor. İlk seansı zaten kendisini gösteriyor. Hemen ışıldama ve parlaklığı görüyorsunuz ilk seanstan sonra. Ama o kolajen liflerin uyarımı o arada devam ediyor. Bir 45 güne kadar uzuyor şey. Evet. Ama biz o arada ikinci seansı yapıyoruz zaten. İkinci seanstan sonra da çok daha hızlı oluyor bu cevaplar. Scarlett'te cilt lekeleri dediniz ki en önemlisi de bu hocam. Azalma sağlıyor. Bu güneş lekesi olabilir, doğum lekesi olabilir. Her tür lekede azalma sağlıyor. Cilt lekelerinde. Dediğim gibi kılcal damarlarda azalma sağlıyor. Özellikle işte bu yanaklarda ve burun etrafında olan, alında, çenede olan kırışıklıklarda, kılcal damarlarda azalma sağlıyor. Gıdı dediniz, göğüs böyle. Onların toparlanmasını sağlıyor. Sarkıkları azaltıyor. Kırışıklıkları açıyor. Ve vücudunuzun her bölgesine de uygulanabilen bir... Evet, çatlaklar için, işte karında mesela, karın çatlaklarında bayağı bir iki seansta gözle görülür sonuçlar alıyoruz. Yine diğer işte mesela kilo vermiş hastalarımız oluyor. Şimdi işte bu mide ameliyatları falan çok yapılıyor artık. Vücut sarkmaları oluyor. O sarkmalarda, vücuttaki çatlaklarda falan hepsinde kullanılabiliyor. Hem sarkmaları azaltıyor hem çatlakları azaltıyor. Tabii biz programımızı bütün kesim izliyor ama bayanlar biraz daha ağırlıkta. Sağlık açısından bir fark yok. Herkese uygulanabilecek bir cihaz. Yani kadın erkek hiç fark etmiyor. Hayır. Cihazımızı herkes kullanabilir. Aynen. Yeter ki talep ve istek doğrultusunda cevap verirsin ki cevap da veriliyor. Tabii. Yani uygulamaları var. Aynen. Bu zaten yeni bir cihaz değil. Sonuçları epeydir alınan bir cihaz. Ve hani sonuçları da zaten çok yüz güldürücü. Herkesin hani internette de hastalarımız araştırabilirler. Scarlett girdikleri zaman görürler sonuçlarını. Hakikaten mucizevi sonuçlar veriyor. Evet, mucizevi sonuçlar almak istiyorsanız herhangi bir cilt sorununuz varsa sevgili izleyenleriniz ne yapıyorsunuz? Avrasya Hastanesi'ne gelip Deniz Hocam'a görünüyorsunuz. Deniz Hocam size en üstün tedavi yöntemlerinden Scarlett cihazıyla sizin gerçekten istediğiniz şekilde, istediğiniz tüm rahatsızlıklarınıza cevap verebiliyor. Peki hocam, kılcal damarlar dedik ve yara izlerine de uygun mudur? Tabii, yara izlerinin azalmasını sağlıyor. Eğer çok derinse onları hafifletiyor, ufak yara izlerinin de tamamen geçmesini sağlıyor. Bazı doğum lekeleri oluyor hocam. Şimdi lekenin durumuna bağlı. Eğer kılcal damarlardan oluşan bir leke ise onların tonlarının açılmasını sağlar. Ama tamamen sıfır hale getirmez. Tabii ki o lekelerin hafiflemesini sağlar. Onlarda ilk iki seans Scarlett uygulaması yapıldıktan sonra damar lazeriyle, yani endiyak lazerlerle müdahaleye devam edilebilir. Tam cevap almak açısından. Evet. Yara izleri dediniz, bu çok önemli hocam. Hı hı. Çünkü bazı yara izleri geçmiyor. Evet. Ve bu cihazda da yara izlerine de kesin çözüm diyebiliyoruz. Hı hı. Yani çok derin olanları hafifletiyor. Evet. Çok derin olmayan yüzeyel izlerinde tamamen sıfırlanmasını sağlıyor. Ve hocam tabii cildimiz, sağlığımız aynamızdır bizim. Hı hı. Yani nihayetinde. Aynen. Şöyle baktığımız zaman ne kadar sağlıklı olursak olalım cildimizdeki ışıltı yansıtıyor. Tabii ki. Sağlıklı tabii olduğunuzu. Ve tabii bulunduğumuz bölümde de sadece ciltle alakalı sorunlar değil, tedavi yöntemleri değil, lazer de yapıyorsunuz. Tabii. Lazer enflasyon da yapıyorsunuz. Aynen. Peki nedir? Lazer enflasyon nedir? Herhangi bir zararı var mıdır hocam? Şimdi lazer enflasyon sadece kıl boyutunda etkili olan, kıl köklerindeki siyah pigmentlere hitap eden bir ışıkla tedavi sistemi. O ışık, lazerden çıkan ışıklar kıl köklerindeki siyah hücreler tarafından emiliyor ve oradaki kılın giderek
incelip kaybolmasını sağlıyor. Hiçbir yan etkisi olan bir durum değil. Bazen hastalarımız biraz önce de mesela hastamız işte özel bölgemdeki kısımlara epilasyon yaparsam yarın öbür gün işte çocuk için bir sorun olur mu gibi bir soru sordu. Bunlarda öyle bir şey söz konusu değil çünkü kullandığımız lazer sadece kılların köküne kadar etki edebiliyor. Mesela damar müdahalesi gerektiği an bu lazeri kullanamıyoruz, damar lazerine geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla cildin belli boyutundan sonra herhangi bir ters durum oluşması söz konusu değil. Sadece lazer uygulamalarında bazen ufak tefek yanıklar oluşabilir. Küçük kabuklanmalar oluşabilir. Bu herkeste görülen bir şey. Bazen batık oluşturmaya meyilli hastalarda batıkların daha sık oluşmasına neden olabilir. Ama zaman içerisinde kıllar biteceği için batıklardan da kurtulmuş oluyorlar. Bir de yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Bir kötü duruma düşsek, bir hastalansak hani bu bölgelerin en azından temizliğiyle kimsenin uğraşması gerekmiyor. Hani ben bayan hastalara özellikle onu söylüyorum. Çünkü sağlıkla ilgili ne olacağımız belli değil. Bir evet. Temizlik sağlıyor yani genel olarak vücutta. Herhangi bir dediğim gibi yan etkisi yok. Sadece bazı cilt hastalıkları ışık uyarımına reaksiyon gösterir. Mesela sedef hastalığı, bazı egzama türleri. Onlarda da hastalarımızı takip ediyoruz. Eğer lazer yaptığımız bölgelerde bir uyarım olursa o zaman hastamıza zaten diyoruz ki senin bu hastalığında artış yapabilir. Bilgin olsun. Ona göre hani lazer yaptırmak istiyor musun, istemiyor musun? Bazı hastalar diyor ki olsa da ben istiyorum. Ben o tedavime devam edeceğim ama bu kıllardan da kurtulmak istiyorum. Onu ayarlıyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi lazerden hani yıllardır kullanılıyor. Evet. Artık kaç sene oldu? 20-30 senedir var şeyler. Geri dönüşlerinde herhangi bir problem yok. Ondan hiç rahatsız olmasın hastalarımız. Endişeye girmesin. Peki hocam, lazer her bölgeye uygulanıyor mu? Vücuttaki her bölgeye. Şimdi epilasyon için olan lazerler çeşitli türlerde. Evet. Mesela bizim burada kullandığımız Alexandrite lazerler var. Alexandrite'lar daha kalın ve koyu renkli kılları görmeye yönelik. Dolayısıyla bunun olduğu her bölgeye yapılabilir. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere. Ama eğer mesela hastamız geliyor, ben her tarafıma yaptırmak istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki ince kılların olduğu yerlerde bizim aletimiz tamamen %100 görmez. Onlarda bir azalma olur ama sıfırlanma olmaz, bilginiz olsun. Bu şekilde hastalarımızı yönlendiriyoruz. Dolayısıyla her bölgeye lazer yapılabilir. Sadece önemli olan uygun kıla uygun lazerin seçilmesi. Ve tabii burada yapılan yer de çok önemli. Tabii ki. Yani doktor kontrolünde olmayan yerlerde yaptırmamaları lazım. Çünkü o çıkan sonuçlardan hiçbir şey de yapamazsınız. Dur kesin. Olsun hocam, bakın telefonunuza siz. Tamam. Bakayım önemli, tabii önemli tamam. Olabilir. Ne demek? Eşim arıyor. Hele ki oraya hemen bakın.